Vallahi girmişiz. Her şey bitti. Yani geçen sene bu tarihte bir ay önce Mayıs Haziran arasında mazot 19-20 TL arasıydı. Şimdi 40-45 TL. Elektrik zaten başı almış gidiyor. O gelelim pamuk. Pamuk geçen sene zaten bataklıktaydı, 17 TL'ydi. Bu sene galiba şimdi de 10-17 TL, borsaya göre 17 TL ancak gidiyor. Mazot bir asıl, gübre, ilaç, elektrik. Evvelki sene elektriği verdik 100 bin TL. Geçen sene verdik 270 TL. Bu sene demek ki 500 TL vereceğiz. Yumya geçen sene 230 TL verdik. Bu sene 600 TL veriyoruz. Pamuk da aynı geçen seneki fiyatı. Yani artık ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Yani biz diyoruz ya, bu sene de geçen sene arabamızı sattık. Bu sene traktörü de satmasak, böyle kurtulsak iyidir ama kurtulma şansımız galiba yoktur. Her şey ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani biz artık batalığa girmişiz. Yani çamura girmişiz, boğaza kadar gelmişiz. Yani her gün elektrik kesintisi, her gün elektrik kesintisi. Pazartesi pazar mutlaka ilaçlama yapıyoruz. Her bir ilaçlamamız 100 bine yakın masrafıdır. Yani her bir ilaç şişe geçen sene alıyorduk 280-300 TL, bu sene alıyoruz 1 milyar eski parayla. Galiba böyle borsaya bakıyoruz, böyle devam ederse yine 16-17 TL elektrik parasını çıkaramıyor. Bugünkü en büyük sorunlarımızdan bir tanesi tarım. Tarımın ne hale geldiğini herkes biliyor, herkes görüyor. Ürünün para etmesi gerekiyor. Şu an kıyasla baktığımız zaman geçen yıla göre buğday 10 lirayken bu sene 9 liraya gidiyor. 9 lira 100 kuruş, 9 lira 200 kuruş, 8-8,5 değişiyor. Buğday cinsine göre bu değişiyor. Ama maliyetlere baktığımız zaman gübre almış başını gidiyor. Gübre 12-13 lirayken 16 lira, 20 lira kalktı. Mazota baktığımız zaman mazot maliyetleri almış başını gidiyor. Yani bu böyle devam etse çiftçiliğin sona ermesi demektir. İnsanlarımızın aç kalması demektir. Bu topraklar Mezopotamya toprakları. En verimli topraklardan bir tanesi. Dicle Fırat Nehri arası topraklar burası. Arkamda gördüğünüz Fırat Nehri. Bu sulardan faydalanarak tarım yapıyoruz. Cidden yani bu olaylara birilerinin dur demesi gerekiyor. Yani çiftçiliğin sona ermemesi gerekiyor. Buradaki millet atalarımızdan ta ki torunlarına kadar herkes çiftçilikle uğraşıyor. Yani nereye kadar bu gidecek bilmiyorum. Cidden yani bu sorunlarının artık sona ermesi gerekiyor. Çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Yani her halükarda çiftçiye destek verilmesi gerekiyor. Geçen günlerde bir pandemi yaşadık. Bu pandemide en avantajlı şeyin ne olduğu, en önemli şeylerden bir tanesi çiftçilik olduğunu öğrendik. İnsanlar, her şey kapandı. İnsanlar içeri tıkandı. İnsanlar besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına herkes marketlere, herkes her bire bir şeylere yönelmeye başladı. İnsanlar dışarı çıkmamaya başladı. Bunun sonucunda en büyük temel şey çiftçilik kaldı, tarım kaldı. İnsanların gıda ihtiyacını karşılayabilmek adına bunların herhangi bir üretime geçmesi gerekiyor. Çiftçilik yani. Ama günümüzce baktığımız zaman bu sorunlarla karşılaştığımız, virüs olsun, korona olsun ya deprem olsun, bu insanların en büyük ihtiyacı gıdadır, çiftçiliktir. Bugün buğday olmasa ekmek olmaz, pamuk olmasa elbise olmaz, ayçiçek olmasa yağ olmaz. Bundan dolayı çiftçinin sürekli desteklenmesi gerekiyor. Çiftçinin mağdur olmaması gerekiyor.